İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. Ekim ayının son günündeyiz. Günlerden perşembe gündemden öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK ter silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi, hakimlikçi tutuklandı bugün. Esenyurt Belediyesi'ne de İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in örgüt mensuplarından ele geçirilen ve örgütün yönetici kadrosuna ulaştırılan dokümanlarda terör örgütü elebaşı Abdullah Höcalan'la İmralı Adası'nda yapılan görüşmede sözde demokratik özellik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi şeklinde bilgiler tespit edilmişti. Konuya ilişkin gözaltına alınan Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılıkta ifade veren şüpheli Özer, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli Özer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra kayyum olarak atandığı öğrenildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'liler Esenyurt'ta bir araya geldi bugün. Düzenlenen mitingde CHP lideri Özgür Özel iktidara sert tepki gösterdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından miting düzenlendi. Protesto düzenleyen CHP'ye DEM Partililerle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi. Esenyurt'ta bir araya gelen CHP'liler "Kayyumu kabul etmiyoruz" dedi. CHP lideri Özgür Özel de mitingde iktidara sert tepki gösterdi. Esenyurt'un seçme hakkına el koyanlar, Kayyumeli ile belediye binasına, binanın önündeki özgürlük alanını el koymaya kalktılar. Yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük, tamamen bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Ahmet Başkan'ı tutuklarken bu hukuksuzca temin edilen bazı evrakları, kitapları, dergileri kimin oraya koyduğunu bilmediğimiz, Ahmet Başkan'ın ilk kez gördüğü bir kitap taslağını bile tutuklanırken gerekçe diye gösterdiler. 10 yıldır terörle irtibatlı diyor. 10 yıl geriye kimin teröristlerle telefonlaştığına gidersek AK Parti'de FETÖ terör örgütüne mensup olmayan 10 kişi kalmaz ve Ahmet Hoca'nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Yani kararı vermişler, talimatı vermişler. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir, söz veriyorum. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın ve halkla ilişkiler müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk terörle mücadele hakkında bilançoyu açıkladı. Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi. 25 Ekim'de Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeler Kander Babür'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler müşaviri Tuğ Amiral Zeki Aktürk terörle mücadeledeki bilançoyu duyurdu. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2419 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Yılbaşından bu yana kadar teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk sınırda yakalanan şahıslarla ilgili de açıklama yaptı. Son bir hafta içerisinde biri terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 12.273 olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı programda yeni anayasa hakkında konuştu. Numan Kurtulmuş yeni anayasanın ilk dört madde değiştirilmeden yapılabileceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Kesin Hesap kanun teklifi görüşmelerine katıldı. Numa Kurtulmuş yeni anayasa hakkında da konuştu. İlk dört maddede değişiklik yapılmadan yeni bir anayasanın yapılabileceğini söyledi. Bir asrı geride bırakan tecrübesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi inanıyoruz ki milletin menfaatlerine uygun yeni bir anayasa ihtiyacını her daim gündemine alabilir. Şunu çok net ifade etmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapma yetkisine de kudretine de sahiptir. Eğer partiler anlaşır, uzlaşır. Belli bir konsensus sağlanırsa yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi mümkündür. Bu konuda yine yaptığımız temaslarda da ortaya çıkan, özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasayla ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim. Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerinin bir tek meclis çatısı altında değil, toplumun farklı kesimlerinden yapılacak katkılarla farklı bir platformda da yapılabileceğini söyledi. Benim şahsi kanaatim bu anayasa tartışmalarının görüşmelerinin sadece meclis çatısı altında değil, sivil toplum, üniversiteler ve diğer toplumsal kesimlerin de sözlerinin, tekliflerinin dinlenebileceği bir platforma döndürülebilmesinin Türkiye'de normalleşme sürecine katkı sağlayacağını, normalleşme süreci güçlendirince de başta anayasa olmak üzere çok taraflı olarak karar verilmesi gereken konularda da olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz. 2025 yılı için haç kuralları çekildi. Türkiye'den 84 bin kişinin kabul edileceği hac ibadeti için kura çekilirken sonuç bugün saat 21 itibarıyla E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 2025 yılının haç kuralları çekildi. Heyecanlıyız. Yazıldık inşallah bize çıkar. Hayırlısı olsun. Çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olsun. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Heyecan olmaz olur mu? Kaç yıldan beri bekliyoruz yani. 10 sene oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda hacı adaylarının yakınlarının da katılımıyla haç kurası çekildi. 1 milyon 849 bin kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye'den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak. Hacı adayları sonuçları saat 21'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Kur'an sonucu ne olursa olsun her birinizin yüzündeki sevinç de hüzün de çok değerlidir. Bu duygularınız Allah katında çok kıymetlidir. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84942'dir. Burada adı çıkan kardeşlerimiz bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır inşallah. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. 2024 yılının sonuna yaklaşırken yeni yıl gelecek zamlar da merak ediliyor. Geçinmekte zorlanan emeklilerin maaşları neler olabilir? Farklı senaryolara göre sosyal güvenlik baş uzmanı rakamları değerlendirdi. Bazı emekliler kök maaşlarına göre sıfır zamla da karşı karşıya kalabilir. En düşük emekli maaşı 15 bin lira da olabilir. milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıldaki zam oranları şimdiden konuşulmaya başlandı. Yeni yılla beraber gelecek zam oranı merak ediliyor. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranının ardından zam oranları da kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında Temmuz ayında aylık enflasyon %3,23, Ağustos'ta %4,47 ve Eylül'de %2,97 olarak kaydedildi. 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak kayıtlara geçti. Yeni yılda güncellenecek olan emekli aylıklarını ilişkin Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde oluşabilecek emekli ücretlerini değerlendirdi. SSK ve Bağkur emeklerine %8.93 oranında zam kesin. Hükümetin orta vadeli programda öngörmüş olduğu %41.5'luk enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekleri %13.46 oranında zam almaları söz konusu olacak. %13.46'lık zam yapıldığı takdirde 12.500 liranın altında kalmaktadır sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklerimiz mevcut 12.500 TL'yi almaya devam edecekler. Peki orta vadeli programın dışında enflasyon beklentileri daha fazla olursa buna göre maaş ne olur? Sosyal güvenlik baş uzmanı açıkladı. Ki enflasyon rakamı yıl sonunda %43 ve üzerinde olursa SSK ve Bağkur emeklerine %15 oranında bir zam söz konusu. %15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin ve 830 TL olanlar sıfır zam almaları riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Taban maaş 12.500 lirayla sabit kalırsa artırılmazsa 10.870 TL ve altında olan 4 milyona yakın emeklimiz sıfır, sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu 12.500 liralık taban maaşının ekonomi yönetiminin katı tutumuna karşın Sayın Cumhurbaşkanımızın yine devreye girip en az 15 bin TL seviyesine çıkarılmasını beklemekteyiz. Yalova'dan Bulgaristan'a yola çıkan Panama Bandralı kuru yük gemisinde Marmara Denizi açıklarındayken yangın çıktı. Yangın söndürülse de gemiden acı haber geldi. Marmara Denizi açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Ne yazık ki iki işçi can verdi. Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 104 metre boyundaki kuru yük gemisi Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyir halindeydi. Panama bandıralı gemi bir anda alev aldı. Yangını fark eden mürettebat yetkililerden yardım istedi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi. Geminin makine dairesinde bulunan Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan hayatını kaybetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait can kurtarma botu, kurtarma 7 ve şark römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan müdahale sonucu yangın tamamen söndürüldü. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede iki kişi vefat etti. Manisa ve İstanbul'da servis araçları küçük çocukları ezdi. Manisa'da meydana gelen olayda bir buçuk yaşındaki bebek servisin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'da ise servisin çarptığı küçük çocuk ağır yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak mahallesinde servis aracı bir buçuk yaşındaki el Elşehir'e çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da da seyir halindeki minibüs sürücüsü o sırada sokakta yürüyen küçük çocuğa çarptı. Sürücü çocuğun üzerinden geçerek yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Sürücü çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da bir grup genç kendi aralarında iddiaya girdi. Köprüyü koşarak geçip geçemeyeceğine dair iddiayı kabul eden genç Şeytan kostümü giyip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koştu. O anlar sosyal medyada viral olurken ceza gecikmedi. Gençler kendi aralarında iddiaya girdi. Köprüyü koşarak geçemeyeceğini söyleyenlerin aksine iddiayı kabul eden genç kostüm giydi, eline mızrak aldı. Kafasına kırmızı boynuzlu şapkayı taktı ve köprüde koşarak ilerledi. Dikkat çekici olay İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Şeytan kostümü giyen genç adam köprüde koşunca karakolluk oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Köprüsü'nde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında işlem başlatılan gencin kimliğini belirledi. Ayrıca koşan genç adamı aracıyla köprüye getiren ve videoyu çeken kişi de tespit edildi. Kostüm giyip koşan gence 690 lira onu aracıyla getiren ve videoya çeken gence de 1380 lira para cezası uygulandı. Bursa gündemiyle devam ediyoruz efendim. Bursa'ya 12 sınıflık yeni bir okul yapılacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı imzaları attı. Okul Osman Gazi'ye bağlı Selçuk Hatun Mahallesi'nde inşa edilecek. Bursa için imzalar atıldı. Kente yeni bir okul inşa edilecek. Bursa Valiliği müjdeli haberi duyurdu. 12 sınıflık yeni okul için hayırsever ve Bursa İl Milliyeti Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bursa Valiliği de, valimiz Sayın Erol Ayıldız öncülüğünde İl Milliyeti Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı arasında Osman Gazi ilçesi Selçuk Hatun mahallesinde inşa edilecek olan 12 derslikli okul binası için protokol imzalandı açıklamasını paylaştı valilik. Bursa'da trafik ekibi uygulama noktalarında sürücülere ve araçlara yönelik denetimler yapıyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü bir haftalık denetim bilançosunu açıkladı. Bursa'da bir haftada 9.341 araca ve sürücüye ceza kesildi. Trafik ekibi kazaların önüne geçmek, Bursalıların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaların bilançosu belli oldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre bir haftada toplam 9371 araç ve araç sürücüsüne trafik idari para cezalarının uygulandığı açıklandı. 1190 sürücü hız sınırını aşmaktan, 148 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 415 sürücü ışık ihlalinden, 443 sürücü ehliyetsiz araç sürmekten 704 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 9371 araç ve sürücüye idari ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceği ifade edildi. Bursa'da Yunus timlerinden özel bir ekip kuruldu. Mahalle aralarında denetim yapan özel timler çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polislerince kent merkezinin farklı bölgelerinde huzur uygulamaları devam ediyor. <laughs> Suçlulara göz açtırmayan ekipler 15 günde 50 ruhsatsız silah ele geçirirken uygulamada yaklaşık 6 bin kişi sorgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda gerçekleşen operasyonlarda arama yapılan noktalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerken düğün veya kutlamalarda silahla ateş edilmesine izin verilmeyeceğini de kaydettiler. Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerinde aramalar yapıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Bursa'da Feytullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'nün hücre evlerinde didik didik aramalar yapıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. FETÖ-PYD'ye ait gaygubet evi olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bursa Cumhuriyet Bay Savcılığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. FETÖ-PYD'ye ait gaygubet evi olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri yapılırken konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Bursa'da 10 aylık bebek üzüm yerken bir anda yere düştü. Annesi ve babası nefes borusuna üzüm kaçan bebeği hastaneye götürürken minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 aylık bebeğin nefes borusuna üzüm kaçtı. Bebek hastanede tedavi altına alındı. Olay Kemalpaşa Mahallesi Can Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla ve Vedat çiftinin 10 aylık bebeği Tuna üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek bir anda yere düştü. Hareketsiz gören aile bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da zincirleme kaza yaşandı. Yolcu almak için yol kenarında duran minibüse otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil seyir halindeki kamyonete çarptı. Yol kenarına savrulan kamyonet ise park halindeki bir araca vurdu. Kazada minibüsteki yolcular hafif şekilde yaralandı. Bursa'da seyir halindeki otomobil önce yolcu almak için sağ şehirde yanaşan minibüse ardından kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet yol kenarına uçarken minibüsteki yolcularsa hafif şekilde yaralandı. Kaza anıysa ise kameraya an beyan yansıdı. Kaza Merkez Osman Gazi ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım istikametine doğru ilerleyen bir otomobil sürücüsü yolcu almak için sağ şeride yanaşan minibüse çarptıktan sonra kontrolden çıkıp kamyonete çarptı. Aracı saniyeler önce binen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameraya yansırken savrulan kamyonetse yayaların yürüdüğü kaldırıma savruldu. Dört aracın karıştığı kaza anı ise kameraya yansırken şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Bursa'da seyir bir kamyonet alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Bursa'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan kamyonet alev topuna döndü. Yangın Merkez Osman Gazi ilçesi Elmas Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyoneti müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce kiracısı evden çıksın diye kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibinin cezası belli oldu. Mahkeme ev sahibine 6 ay 7 gün hapis cezası verdi geçen sene. İki katlı evin alt katında ailesiyle yaşayan kiracı Nusret Durmaz. Üst katında oturan ev sahibi tenzile bulunmuşun psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi tenzile bulunmuşun baskıları her geçen gün artınca kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonuyla kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti. Kızım dedim bak ben de ondan geçiniyorum dedim. Çıkmayacağız biz dedi. Bulamadık vermiyorlar bize dedi. Dört canlı çocuktan vermiyorlar bize dedi. Kızım dedim bak kiracı burada. Ondan anlattım. Ben yukarı çıktıktan sonra bana diyormuş ki çok nütübet var sakın burayı tutmayın diyormuş. Bana aylığımı demiyor Benim evde bana zulüm ediyor. Kapılarımı tam tam vuruyor böyle kapıya oturtuyor çocuğu tam tam vuruyor tekmelerle vuruyor çocuklar. Yapmayın etmeyin bunu biz yaptırdık sizin bir kapınız yaptırdınız var mı bunu böyle yapıyorsunuz dediğim anda kapıyı şak İznik Asliye Ceza Mahkemesi ev sahibi tenzile bulunmuşa huzur ve sukuneti bozma suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi tenzile bulunmuşun cezası 5 yıl ertelendi. Bu hareketler sonrası da usret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile bulunmuşun alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor. Bir yanda kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ekibi bir yanda da kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Nisan ayından bu yana 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'ı depreme karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi kaçak yapıyla mücadelesini de sürdürüyor. Yıldırım'da koruma alanları ve tarım arazileri üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen yapılara karşı Yıldırım Belediyesi harekete geçti. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Nisan ayından bu yana 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'da İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 969 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kaçak yapı ile mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek dedi. Kemlik Belediyesi ilçede boşa akan iki kaynak suyu bir havuzla birleştiriyor. Bu sayede boşa akan tonlarca su toprakla buluşacak. Gemlik Belediyesi'nin kırsal mahalleler ve zeytin üreticisine yönelik hizmetleri aralıksız devam ediyor. Arazi yolları ve sulama kanalları açan Gemlik Belediyesi, Umurbey'de yeni sulama havuzunu zeytincilerin kullanımına sundu. Boşa akan iki kaynak suyu bir havuzda birleştirilerek saatte 20 ton suyun toprakla buluşması sağlandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bölgede 600 bin zeytin ağacı olduğunu vurgulayarak zeytinliklerin kaynakların israf edilmeden suya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Aytepe ve Öğren mevkiinden gelen iki kaynak daha önce boşa akarken bu kaynaklar 630 metrelik yeni bir hat çekilerek değirmen yolu havuzunda birleştirildi. Bu yeni havuzda 5 menfezden saatte 20 ton su çıkışı sağlanacak. Su çevredeki 10 bin ağaca ulaşacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taba'nın 2019 yılında göreve gelmesiyle ilçede geri dönüşüm hareketi başladı. 2019 yılından bu yana yapılan geri dönüşüm projeleriyle İnegöl'ün 2,5 katı büyüklüğündeki orman kurtarılmış oldu. İnegöl Belediyesi geri dönüşümün önemiyle ilçede farklı farklı projeleri hayata geçirdi. 2019 yılında Belediye Başkanı Alper Tavan'ın göreve gelmesiyle İnegöl'de geri dönüşüm çalışmalarının temelleri atıldı. 2019 yılında bireysel çöp konteynerleri uygulamasıyla her haneye geri dönüşüm kutusu da dağıtılmış, dönüşüm bilinci oluşturulmuştu. Aynı zamanda geri dönüşüm hamlesi kapsamında İnegöl Belediyesi temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarını da müteahhit firma üzerinden alarak doğrudan kendi yönetimine dahil etti. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle de 45 aylık süreçte elde edilen kazanımlar dikkat çekti. Toplam 45 ayda 128.163 ağacın kesilmesi önlendi. İnegöl'ün 2,5 katı büyüklüğünde ormanlık alan kurtarılmış oldu. Ayrıca 53 milyon 330 bin kilovatlık elektrik tasarrufu da sağlandı. 31 Ekim tasarruf gününe özel açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban. Geri dönüşüm ekonomiye bir katma değer sağlamak demek. Sadece ağaçların kesilmesini önlemekte kalmıyoruz. Ciddi bir enerji tasarrufu da sağlıyor geri dönüşüm çalışması diyerek dönüşümün önemine dikkat çekti Başkan Taban. İnegöl Belediyesinin 2020 yılında ilçeye kazandırmaya başladığı nöbetçi kitaphaneler, öğrencilerin yoğun talebi üzerine artık pazar günleri de açık olacak. İnegöl'de başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara sessiz ve birçok yönden avantaj sağlayan nöbetçi kitaphaneler artık haftanın yeni günü açık olacak. Pazar günlerinde burada çalışmak bizim Pazar günleri açık olması öğrenciler için avantaj sağlar tabii ki Pazar günleri açık olmasını çok isteriz. Yani 6 gün boyunca aldığımız o hizmeti 7. gün almak da çok güzel olur. Yani pazar günü açık olursa da çok mutlu oluruz. Tabii ki de isteriz. Yani burada 7 gün e, kütüphane hizmetinden yararlanmak çok iyi olur. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine yeni kent meydanı ve yaşam alanı projesi içerisinde bulunan nöbetçi kütüphanenin pazar günleri de açık olacağını duyurdu. İnegöl'de 5 ayrı noktada bulunan nöbetçi kitaphaneler pazar günleri saat 12 ve 20 arasında hizmet verecek. Efendim spor gündemiyle devam ediyor bültenimiz. Bursa Spor'da stat isim sponsoru belli oldu bugün. Matla Şirketler Grubu bir 1,5 yıllığına stada isim sponsoru oldu. Bursa Spor bu anlaşmadan 40 milyon lira gelir elde edecek. Bursa Spor'da göreve gelen Başkan Enes Çelik ve yönetimi yaklaşık 5 aylık süreçte çalışmalarını ara vermeden devam etti. Başkan Çelik ve yönetim kurulu son olarak merakla beklenen stat isim sponsorluğu konusunda da Maltlı Şirketler Grubu ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde Bursa Spor Başkanı Enes Çelik ve Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın katılımıyla anlaşma kamuoyuna duyuruldu. Bursa Spor'umuzun yeniden eski günlerine kavuşması yönünde attığımız adımlar çerçevesinde bugün yine çok önemli bir anlaşmaya imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'mız ve ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı değerli abeyim Sayın Özel Matlı Beyefendi de stadyum isim sponsorluğu ile bu uzun yolculuğumuzda bizlerle birlikte yanımızda olduklarını gösterdiler. Özel Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde başarı hikayemizi yazacağımız stadyumumuzun isminin bugünden itibaren bir buçuk yıllığına 40 milyon Türk lirası bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Bursa Spor'un Matlı Şirketler Grubu ile yaptığı anlaşma bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsıyor. Anlaşma kapsamında Bursa Spor'un kasasına 40 milyon lira girecek ve stadın ismi Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı yapılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bugün itibariyle de başta ben Sayın başkanımı yönetim kurulu üyesi diğer arkadaşlara e, bu bizim için aile için de anlamlı. 60 yıldır matlı 60. yılını kutladığı bir yılda bu şehrin evladı olarak şehirde anılmak böyle bir stadın içerisindeki bir isimlere anılmak bizim aile olarak da ayrı bir gururumuz. Ben başta başkanımıza bütün Bursa Sporlu arkadaşlarımıza bize bu övgüye, sevgiye de layık gördükleri için hepsine teşekkürlerim, borç biliyorum. İnşallah Enes Başkan'ın önderliğinde tekrar Bursa hak ettiği yerleri daha fazla yerini alır. FIBA Avrupa Kupası'nda Bursa temsilcileri rakipleriyle karşı karşıya geldi. Tofaş basketbol fark eden galibiyetle ayrılırken Bursa spor sahasında güçlü rakibine uzatma periyodunda kaybetti. FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Tofaş ve Bursa Spor Basketbol gruplarındaki dördüncü karşılaşmaya çıktı. Tofaş Basketbol deplasmanda Keravnos'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 51-44 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna biraz daha fazla ağırlığını koyan Bursa ekibi park eden 99-96 galip ayrıldı. Tofaş Basketbol bu sonuçta grupta liderliği garantiledi. Tofaş'ta Marcus Reed 24 sayı, Yiğitcan Say 1.20 sayı ve Alex Perez 18 sayı 9 asiste galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Landrius Zacchius'un 35 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bursa Spor Basketbolsa sahasında İspanya ekibi Zaragoza Basket'i konuk etti. Kritik mücadelede uzatma periyodu sonucu Zaragoza Basket park eden 89-87 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Yeşil Beyazlılar 4 maç sonunda ikinci mağlubiyetini almış oldu. Bursaspor'un gruptan çıkma şansı son iki maça kaldı. Mücadelede Bursa Spor'da 4 oyuncu çift sayı üretirken Ceylon Brown 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zaragoza Basket'te ise Gilson Bango 24 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden tüm Osan Konya Spor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği yapıldı. Konya Spor, Recep Uçar'la Bodrum Futbol Kulübü ise Volkan Demirel'le anlaşma sağladı. Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. 10 haftanın ardından tüm Osan Konya Spor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği yaşandı. Trendyol Süper Lig'de ilk 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Konya Spor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı. Genç çalıştırıcının yerine uzun yıllar teknik direktörlük görevi yürüten Recep Uçar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli isimle 2025-2026 yılının sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü ise 3 yıldır görevde olan teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdı. İsmet Taşdemir yönetiminde Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü yönetimi Volkan Demirel'le 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Efendim spor gündemiyle de bültenimizi nokta Mutlu akşamlar, hoşçakalın.